Sessiz Bir Yer 2. John Krasinski'nin yönettiği ve başrollerinde Emily Blunt, Millicent Simmons ve Noah Yupo'nun yer aldığı bu devam filmi, kıyamet sonrası sessizlik içinde hayatta kalma mücadelesi veren Abbott ailesinin hikayesini sürdürüyor. İlk filmdeki olayların hemen ardından başlayan film, ailenin dış dünyada karşılaştığı yeni tehditleri ve hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sessizliğin korunmasının hayati önem taşıdığı bu dünyada, aile hem yeni düşmanlarla hem de beklenmedik müttefiklerle yüzleşiyor. Gerilim ve korku dolu sahneleriyle izleyiciyi koltuğa mıhlayan film, etkileyici atmosferi ve güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Sansürcü. Prano Balaybond'un yönettiği ve Niamh Algar'ın başrolde oynadığı bu İngiliz korku filmi, 1980'lerin video sansürleme döneminde geçiyor. Film, video sansür kurulu için çalışan ve şiddet içerikli filmleri denetleyen Enid Bynes'in hikayesini anlatıyor. Enid, bir filmi izlerken kayıp kız kardeşiyle ilgili ipuçları bulduğuna inanır ve bu onu geçmişinin karanlık dehlizlerine sürükler. Sansür ve gerçeklik arasındaki ince çizgide gidip gelen Enid, bir yandan kendi travmalarıyla yüzleşirken bir yandan da gerçek ve hayal arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir dünyanın içine çekilir. Film, gerilim dolu atmosferi ve 1980'ler video kültürüne dair nostaljik göndermeleriyle dikkat çekiyor. Titanium. Julia Ducournau'nun yazıp yönettiği ve Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan bu Fransız korku filmi, sıra dışı ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrolde Agathe Rousselle ve Vincent Lindon'un yer aldığı film, çocukken geçirdiği bir araba kazası sonrası kafasına titanyum plaka takılan Alejia'nın yaşamını konu alıyor. Alejia, büyüdükçe içsel ve fiziksel dönüşümler geçirir ve vahşi bir cinayet serisine karışır. Film, cinsiyet, kimlik ve aile temalarını işleyen karanlık ve sürreal bir yapıya sahip. Şiddet, cinsellik ve insan bedeninin sınırlarını zorlayan sahneleriyle izleyiciyi şoke eden Titanium, korku ve drama türlerini ustalıkla harmanlıyor. 8. Gece. Kim Tae-hyung'un yönettiği ve Lee Sung-min, Park Hae-won ve Kim Yo-jung'un başrollerini paylaştığı bu Güney Kore korku filmi, insan dünyasına kaos getirmeyi amaçlayan eski bir ruhun serbest kalmasını engellemeye çalışan bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Filmde, bir Budist keşiş, bir polis ve genç bir kız, bu kötü ruhu durdurmak için bir araya gelirler. 7 gece boyunca ruhu takip eden kahramanlar, 8. geceye kadar onu mühürlemek zorundadırlar. Film, mistik öğeleri, gerilim dolu sahneleri ve karmaşık karakter ilişkileriyle dikkat çekerken, aynı zamanda Güney Kore'nin geleneksel korku unsurlarını modern bir yaklaşımla sunuyor. Homunculus, Takashi Shimizu'nun yönettiği ve Shunsuke Daito, Anna Isii ve Masato Sakai'nin başrollerde olduğu bu Japon korku filmi, Hideo Yamamoto'nun aynı adlı manga eserinden uyarlanmıştır. Film, psikolojik korku ve doğaüstü unsurları harmanlıyor. Başroldeki Masato Sakai, baş ağrısı ve depresyon yaşayan bir karakteri canlandırıyor ve hipnoterapi seansları sırasında bilinçaltındaki karanlıkları ve içsel korkuları ortaya çıkaran bir sürece giriyor. Gördüğü halüsinasyonlar ve karşılaştığı gizemli figürler, hem onun hem de çevresindekilerin yaşamlarını tehdit eder. Homunculus, psikolojik derinliği ve etkileyici görsel stiliyle izleyiciyi derin düşüncelere sevk eden bir korku deneyimi sunuyor. Kan Susamış. Amelia Moses'in yönettiği ve Lauren Beatty, Greg Berieke ve Katharine Kingson'un başrollerini paylaştığı bu Kanada korku filmi, müzik ve korkunun iç içe geçtiği bir hikaye sunuyor. Film, genç ve yetenekli bir şarkıcı olan Grey'in kendi içsel çatışmalarını ve kariyerinde yaşadığı zorlukları keşfetmesini konu alıyor. Grey, yeni bir albüm kaydetmek üzere izole bir dağ evine gitmeye karar verir. Ancak, burada geçirdiği zaman boyunca tuhaf ve korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Hem kendi doğasına hem de yaratıcı sürecine dair sorgulamalarla karşılaşan Grey, aynı zamanda kan ve şiddetle dolu karanlık bir sırla yüzleşmek zorunda kalır. Film, atmosferik yapısı ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekerken, izleyiciyi kan ve kurban teması etrafında dönen karmaşık bir yolculuğa çıkarıyor. Geçiş ücreti. Ryan Andrew Hooper'ın yazıp yönettiği bu Avustralya korku filmi, bir yolculuğun kabusa dönüşmesini konu alıyor. Başrollerde Jordan Collan ve Cathelyn Chesna'nın yer aldığı film, bir kadın ve bir adamın gece geç saatlerde ıssız bir yolda karşılaştıkları tehlikeleri anlatıyor. İkili, sıradışı bir geçiş ücreti toplayıcısı olan garip bir adamın sınırlarına rastladıklarında,
hayatlarını tehdit eden bir kaçış oyununa sürüklenirler. Korku ve gerilim unsurlarını etkili bir şekilde harmanlayan film, izleyiciyi bilinmeyen tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkararak, gerilimi ve dehşeti artıran atmosferiyle dikkat çekiyor.